Merhabalar, Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çay saatlerinize eşlik edecek olan nefis bir kurabiye tarifim var. Fındığıyla, üzerinin kayısılı marmelatıyla vazgeçilmeziniz olacak, ağızda kıyır kıyır dağılan bir kurabiye tarifi. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet, şifa, bal olsun diyorum ve sizi fazla bekletmeden hemen tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle bütün malzemelerimi hazırladım ve karıştırma kabımın içerisine oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı alıyorum. Üzerine yarım su bardağı pudra şekeri ve üzerine bir paket vanilyayı ilave ettim. Bir yumurta sarısını ekledim. Elimle şöyle ova ova iyice homojen bir kıvam elde edinceye kadar karıştırıyorum. Yağınız eğer oda sıcaklığında olursa bu işlem daha kolay ve daha çabuk olacaktır arkadaşlar. Ve üzerine unumu eleyerek ilave ediyorum. Un miktarı vermiyorum arkadaşlar. Aldığı kadar un diyorum. Şöyle toparlanıp ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar azar azar temkinli bir şekilde unumuzu ilave ediyoruz. Yaklaşık 2 su bardağına yakın un aldı benim hamurum ama sizin unun markasına göre ve yumurtanın büyüklüğüne göre alınan un miktarı değişebilir. Her zaman belirttiğim gibi kurabiye ve tart hamurlarını çok fazla yoğurmanıza gerek yok. Hamurum hemen toparlandı. Gördüğünüz gibi kasem ve elim iyice tertemiz oluncaya kadar yoğurdum ve hamurum istediğim kıvama geldi. Daha sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp hazırlıyorum. Şöyle bezemi elimde yuvarladıktan sonra hafifçe bastırıp yumurta akına kenarlarını buluyorum. Yumurtanın sarısını içerisine eklemiştik. Beyazını üzeri için ayırdık. Silpas serdiğim fırın tepsimin içerisine bırakıyorum. Dilerseniz şöyle hafifçe bastırıp da bırakabilirsiniz. Veya kenarları iyice yatsı olup daha çok fındık kırığına bulansın istiyorsanız şöyle elimde şekil verdiğim şekilde de şekil verebilirsiniz. Ama o tarz yapmak istemiyorum derseniz de şöyle hemen yuvarlayıp da indirebilirsiniz arkadaşlar. Bütün hamuruma bu şekli veriyorum. Nefis bir kurabiye tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve uzun süre tazeliğini koruyan bir kurabiye tarifi bu şekilde hazırladıktan sonra kavanozlara koyup kapağını kapatıp normal buzdolabında bir hafta kadar tazeliğini koruyor. Çok fazla hazırlayıp buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucuda da saklayabilirsiniz ama üzerine marmelatını sürmeden ikram edeceğiniz zaman üzerine bermari usulü eritilmiş çikolata koyabilirsiniz veya herhangi bir reçel çeşidini blenderdan geçirip de hazırlayıp üzerine koyabilirsiniz. Marmelat çeşitlerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bütün kurabiyelerimin kenarlarını önce yumurta akına buluyorum. Daha sonra fındık kırığına bulayıp tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Pirinç fındık da alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim elimde olmadığı için normal fındığı dövüp hazırladım ve bu şekilde kenarlarını buluyorum arkadaşlar. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Bütün hamuruma aynı şekli verdikten sonra şöyle parmağımla ortasına bir çukur oluşturuyorum ki bu çukurun içerisine marmelat veya çikolata eritip bırakalım diye.
Hepsini bu şekilde deldikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık bir 30 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Yine de siz temkinli bir şekilde arada bir kontrol edin. Çünkü herkesin fırınına göre pişme süresi değişecektir. Ben şimdi bu kurabiyelerimi fırına gönderiyorum. Kurabiyelerim fırında pişerken ben üzerine süreceğimiz marmelatımı hazırladım. Marmelatımın kıvamı birazcık cıvık olduğu için 4 yemek kaşığı marmelatın içerisine 1 tatlı kaşığı nişastayı 2 yemek kaşığı suyla açtım. Üzerine ilave edip fokurdayıncaya kadar pişirdim. Fokurdadıktan sonra şöyle 1-2 karıştırdım. Soğuduktan sonra sıkma torbamın içerisine aldım ve ucunu kesip şöyle kurabiyelerimin üzerine sıkıyorum. Bu esnada tamamen sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Ben kayısı marmelatını kullandım. Siz dilediğiniz marmelat çeşitleriyle yapabilirsiniz. Vişne olabilir, çilek olabilir, mürdüm eriği olabilir. Dilediğiniz marmelat çeşidini kullanabilirsin veya kalan reçellerinizi de böyle blenderdan geçirip aynı şekilde nişastayla birlikte pişirdikten sonra bu şekilde süsleyebilirsiniz. Çikolata sevenler de bermari usulü çikolatayı eritip üzerine sıkabilirler. Dağılan kıyır kıyır üzerindeki nefis reçeliyle birlikte harika bir kurabiye hazırladık arkadaşlar. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet, şifa, bal olsun diyorum. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Bütün hepsini şöyle servis tabağımın içerisine aldım ve sizler için bir çay dolduruyorum. Evet, çayımızı da doldurduk. Kurabiyelerimiz hazır. Bu şekilde hazırladıktan sonra biraz önce de belirtmiştim gerçi ama tekrar etmek istiyorum. Üzerine marmelatını sıkmadan buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Çıkardıktan sonra üzerine dilediğiniz reçel veya çikolatayı sıkıp servis edebilirsiniz arkadaşlar. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.